Kız çocuklarında yumurtalık kistlerinin ameliyat edilebilmesi için belli kriterlerin olması gerekir. Öncelikle ne zaman görülür? 2 yaşından 2 yaşa kadar görülür veya 6 yaş 8 yaş civarında genellikle görülür. Bunlar fonksiyonel kisttir. Habis olma ihtimalleri zaten yok gibi bir şeydir. 1 milyonda 1 görülür. 2 yaşın altındaysa, 6 santimden büyükse ve 6 aydan uzun sürede sebat ediyorsa, 8 yaşından sonra ise, pardon 6 yaşından sonra ise 8 santimden büyük ve 6 aydan uzun süre sebat ediyorsa bunların ameliyat olması gerekebilir. Ancak büyüklüklerine, hani bunlar büyük olduğu için opere edilmelidirler. Diğer bir seçenek de hormonal açıdan aktifseler, yani östrojen hormonu salgılıyorlarsa o zaman tekrar ameliyat olma indikasyonları doğar. Ancak burada şu son derece önemlidir. Ameliyat nasıl yapılmalı sorusu önemlidir. Ameliyat daima ve daima temel kural, açık olsun kapalı olsun yumurtalığı koruyacak şekilde yapılmalıdır. Asla ve asla bu yumurtalıklar alınmamalıdır. Hatta eğer elinizde frozen, yani bir patoloğu ameliyathaneye sokup iyi huylu mu kötü huylu mu ayrımını yapabileceğiniz bir düzeniniz yok ise hastaya söylenmeli. Gerekirse ikinci kere ameliyat olabileceği söylenmeli ve o yumurtalık mutlaka, görüntü ne olursa olsun, büyüklüğü ne olursa olsun mutlaka ve mutlaka korunmalıdır. Çünkü agresif cerrahini, yani yumurtalığı aldığın zaman bunun geri dönüşü yoktur. Ve o yumurtalığı kaybetmek son derece önemlidir. Yaşamının daha başındaki genç bir kızda, küçük bir kız çocuğunda veya genç bir kızda. Sonuç olarak öncelikle yumurtalığın korunması gerekir. Ondan sonra da büyüklüğüne göre değişse de 12 santimin altında olduğu sürece, ki zaten 12 santimin üzerinde yumurtalık kisti bu yaş grubunda son derece nadirdir, daima ve daima laparoskopik cerrahi yapmak gerekir. İlk temel kural asla yumurtalığı almamak. İkincisi de, yani gereksiz almamak. İkincisi de daima laparoskopik cerrahi bir seçenek olarak sunmaktır.